Sen sigortam var ya, işler hep yolunda. Her zaman güvende hisset onunla. Güven sigortam var ya, arkana bile bakma. Her zaman güvende hisset onunla. Güven sigorta. Çocukların sokaklarda pirili oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolü. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. Bugün İskele Boğaz'dayız. Tarihimiz 30 Mayıs 2020 Pazar günü. Bu yılın aslında orta etkinliği mi diyelim? Orta etkinliğe denk geliyor. Çünkü bundan önceki 3 ay önceki etkinliğimiz Veleddin Hudan anısına yapılan bir yarışta gerçekleştirmiştik. Ondan sonra pandemi olayından dolayı 3 ay bir ara vermek zorunda kaldık. Bugün toplandık. Bugünkü toplamamızın amacı aslında ekstrem off-road değil. 3 aylık bir aramızdaki kopukluğu tekrar geri bağlamak için restoran tarzı, sohbet tarzı, küçücük bir doğa gezi tarzında şeklinde olacak. İçinde bulunduğumuz durum malum, herkes biliyor ki ormanlarımız ciddi tehlike altında, doğalarımız ciddi tehlike altında. Bunun için ormanlara, sık ormanlara girmeyeceğiz. Ekili arazilerin, ekili tarlaların etrafına fazla yaklaşmayacağız. Küçük bir doğa gezisi adı altında, daha çok sohbet tarzında Erenköy'de gerçekleştireceğiz kampımızı. Sahil ortamında, yine bir özel bir otelin bize verdiği izinler çerçevesinde sahilini, plajını kullanacağız. Çadırlarımızı oraya kuracağız. Tabii bu kamp ateşsiz kamp olur mu? Olmaz tabii ki, ama bu defalık olacak. Bütün üyelerimiz buna fedakarlık gösterecek, anlayış gösterecek. Sosyal mesafemizi koruyarak çadırlarımızı kuracağız, sohbetimizi yapacağız. Herkese iyi günler dilerim. Bu pandeminin herhalde inşallah son günlerinde bitiyor derken 3 aydan sonra tekrar doğaya çıkmak, havada şansımıza güneşli, doğa çok güzel. Yani sağ olsun Atilla, 3-5 arkadaşla bunu gerçekleştirdik. Çok büyük bir baskı vardı. Çıkalım, edelim, sıkıldık. Şöyle bir doğa gezisi yapalım. Çevreye bir bakalım, ne olmuş, ne olmamış. Bugün Atilla arkadaşımın dediği gibi ailecek, çoluk, çocuk, tabii sosyal mesafeyi koruyarak, çevreyi koruyarak, yangınlardan dolayı korkuyoruz. Hani arabalardan kıvılcım çıkar, artık tedirgin olmaya başladık. Bunlara dikkat ederek böyle güzel geçeceğini ümit ediyorum. Çocuklarımız heyecanlı, 3 ay geçti tabii, biz çocuklarımız da alıştı bu kamp hikayelerine, off-road gezilerine. İnşallah güzel bir gün geçeceğini ümit ediyorum ki şu ana kadar öyle. Bir 15 dakika sonra çıkacağız Karpaz bölgesi, tam olarak yerine bilmiyorum ama Karpaz bölgesi diye şey yaptık. Hayırlısı olmaz, hayırlısı olsun, güzel geçiyor şu ana kadar, sonu güzel bitsin. 3 aydır yaptığımız etkinliklerden geri kaldık Covid-19 salgını nedeniyle. Şimdi içimizdeki bu adrenalini atmak için, yani başkanımız ve yardımcıları falan, hep Atilla başkanımız daha doğrusu, etkinliğimizi düzenledi. Doğayı gezmeye gidiyoruz ama doğaya iç içe değil. Biraz sohbet etmek, işte biraz gezmek, biraz kaynaşmak istiyoruz herkesle. Her şeyden geri kaldık 3 aydır gerçekten. Evet. Umarım bu zor günler geçer yani. Ayşe'ye sorsam pandemiyi nasıl geçirdi? Pandemiyi nasıl geçirdim? Offroadsuz geçirdik maalesef. Doğadan geri kaldık. Evimizde herkes gibi evde kaldık yani. Güzeldi. Bu zor günlerde tabii ki doğayı özledik. Offroad'u da özledik. Offroad üyelerini de özledik.
Çünkü biz bir aileyiz yani. Yani o yüzden nasıl anlatayım size? Zordu yani bizim için. Herkes için zordu. Devrim bu şekilde trafiği sıkıştırıyorsunuz. Beyaz çizgiyi kenara al. Yavaş yavaş çizginin kenarından yavaş gidin. Yolu kapatmayın.
We'll be right back.
Boğaz'dan çıktık. Şu an Karpaz'ımızın en güzel yerine geldik. Tabii buralara gelirken de yollarda eğlenerek, biraz gezerek geldik. Geliş güzergahımız Boğaz'dan, İskele Boğaz'dan da hareket ettik. Boğaz, Tuzluca, Büyük Konuk, sonrasında Yedi Konuk ve Yedi Konuk'tan Yudi Dağı'nın arkasına geçtik. Oradan Yeşilköy ovalarını dolaştık biraz ve oradan buraya geldik. Burası neresi? Yenerenköy tabii ki. Yenerenköy'de Güvenli Restorant'tayız. Güvenli Restorant'a teşekkür ettik. Personeline ve işletmesine. Bize burada güzellik yaptılar. Gecenin bu saatlerine kadar hizmet ettiler. Onlara teşekkür ederiz. Katılan üye arkadaşlarıma ve kurucu üyelerime teşekkür ederim. Güzel bir ortam yarattık. Asıl ortamımız, güzel etkinliğimiz yarın başlayacak. Biraz sonra Malibu Hotel Beach sahiline gideceğiz. Orada kamp kuracağız. Orada bir sürprizimiz var. Şu an gizli kalsın. Açıklamasını yapayım. Orada görüntüleriz yine bunu. Kampımızı orada yapacağız. Sabah ortalama 10-11 gibi hareket saatimiz diye düşünüyorum, bir aksilik çıkmazsa. Yine oradan güney sahillerine taraf, sahil demeyeyim de yani güney bölgesi, Kaleburnu, Taşlıca, Derince Köyü, Derince Köyü'nde öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra yine Balalan ve İskele tarafına noktalayacağız bu geziyi. Ben de şok geçirdim. Bilmiyorum. Allah'a hayırlı evet. Olsun. Sevgili Ayşe, güzel bir sürpriz yaptı sana. Evet, şok geçirdim şu an. Gençler. Kendimde değilim yani şu an. Tebrik edeyim mi sizi ya? Kabul etti mi? Etti ama duymadı kimse. Kabul etti mi diyor. Kimse duymadı ama. Ben bir daha sordum. Bir daha. Ben de duymadım. Ya. Onun da sesini duymadık. İbo'nun da sesini yok. Bizim duymamız gereken ses buydu. Ayşe biraz... Şu an çok güzel. İndir biraz Ayşe yolumu aşağı. Bir dakika. Özür dilerim. Onu da göstereyim. Aslında onun önünde çok isteydik. Çocukların sokaklarda pil ile oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolleri.
Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. Güven sigortam var ya.